Ve Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Pendik 4-0 mağlup oldu siyah beyazlar ki hakikaten felaket bir mağlubiyet diyebiliriz. 4. sırada 21 maç ve 35 puanla devam ediyor. Şu anda Beşiktaş diğer tarafta Pendik Spor ise 21 maç ve 19 puana gelerek 19. sırada devam ediyor. Hemen her iki takımın ilk 11'ini ardından oyuna geçelim. Pendik Spor'da İvo Net bir 4 4 2 Dörtlü savunmanın önünde İbrahim ve Miço. Sağda Halil, solda Tiam ve en önde Umut Nahir ile beraber Eren Can görev yaptılar. Diğer tarafta Beşiktaş'ta ise Fernando Santos'tan 4-3-3 gibi gözüken ama hücumda Getson'un merkeze öne doğru 10 numara gibi gittiği bir yapı. Dörtlü savunmanın önünde Demirege, Tayfur ve Getson. Solda Semih, sağda Raşitsa ve en önde Cenk görev yaptılar. Şimdi abi Beşiktaş kadrosu çok kötü bir kadro. Her pozisyonda neredeyse her mevkide eksikler var. Ve Beşiktaş yönetimi henüz yeni sayılabilecek bir yönetim. Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos daha çok yeni bir hoca. Evet Beşiktaş kadrosu da hele hele yani Galatasaray veya Fenerbahçe ile yarışmayı geçtim. Ligde ilk 3'e 4'e bile zor oynayacak bir kadro. Bunu bir kere daha gördük bugün yani. Kesinlikle hem yeni yönetimin ara transfer döneminde ne yapacağını görmek için bir 2 hafta daha beklemek lazım. Hem de Fernando Santos'a zaten bu sezon sonuna kadar özellikle oyun oturtma noktasında özellikle doğru kadroyu doğru 11'i kurma noktasında çok da yüksek bir beklentiye zaten girmemek lazım. Fernando Santos'tan asıl beklenenin ve Beşiktaş futbol işte asıl mesela Samet Aybaba'dan falan beklenenin önümüzdeki sezonun planlamasını yapabilecek şekilde doğru kadro planlaması ve önümüzdeki sezon devam etmesi planlanan oyuncularla bir oyunun altyapısını oluşturmak. Bütün bunlarla beraber sonuç olarak sonuç hedef noktasında da ligi ilk 4 içinde bitirip Türkiye Kupası'nı almak. 5 yaşın hedefleri bunlar abi. Her koşulda bugün yani 20 Ocak'tayız daha ve gerçekten hem yeni bir yönetim hem yeni bir hoca işte adaptasyon süreci çok kötü kadro her şey o bu. Her şey tamam abi. Sadece tek bir şey tamam değil. Beşiktaş kulübü sahaya hangi 11 futbolcuyla çıkarsa çıksın. Süper Lig'in 19. sırasındaki takımdan takımın ismi hiç önemli değil abi. Ki bence Santos'ta basın toplantısında muhtemelen ee, kaybettik ve yani konuşacak bir şeyimiz yok. Taraftardan özür diliyoruz falan gibi şeyler söyleyip kısa kesip bugünü unutturmaya unutmaya takım olarak da çalışacaktır. Beşiktaş'ta Beşiktaşlı oyuncuların 4-0 kaybetmekten de ziyade buna bir reaksiyon vermemesi Korkunç bir şey abi. İnanılır gibi değil. Yani. Ya maç 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 82'de 4 oldu. 81 veya 82'de. Yani bir 10 dakika daha olsa 5. Kaç yiyeceksiniz abi pendikten? Pendikten daha kaç yiyeceksiniz kardeşim? 19. ya. 19 puana da bugün kazandıysa yani bugün kazanmasına rağmen 19 puana daha yeni ulaşmış ve 19. sırada da kalmış. Kazanmasına rağmen Pendik Çok iyi hamleler yaptılar. Yani daha bugün Santrafor'da Eze Sakat. Eze ve Ahmet Aslan da şeyde Afrika Kupası'nda abi. Umut Nayir var. Eren Can var ellerinde. Mametia mı aldılar? Kenardan Turam girdi. Yani Santrafor kaynıyor takım. Tia mı bugün solda Halil'i sağda kullanma fikri. Ivo Vieira'nın merkezde zaten Michio'ya ve İbrahim'e sahipler ki Michio çok ciddi bir e, silah bu yapıda takımlar için. 4-4-2 oynayıp merkezi ikili tutabilmek için mesela Mitch orada çok büyük güç. Tiam'ın sol kenarda da oynayabilmesi çok büyük bir güç. Ya yani Bunlar çok önemli eklemeler ama takım savunmasında özellikle derinde falan karşılarken Beşiktaşlı oyuncular maçta değil abi. 3 kere şuradan gol kaçmaz abi. Bunun bir açlaması yok. Şu alandan şuradan çizelim. 3 defa aynı pozisyon kaçırılmaz. Hatta belki 4 defa. Sonra bir tane gol oldu. O da offside. Mulekan'ın anlattı. Arkadaki Gezal şuradan Gezal kaçırdı. Buradan Cenk vuramıyor. O vuramıyor. Ee, baba birini atın da içeri. Birini atın kardeşim. Yani gerçekten Santos'un bugün en çok eleştirileceği nokta. Skordan falan bağımsız. Bu skora reaksiyon gösteremeyen takım. Ya biriniz de sinirlenin. Gidin tekme atın atılın kardeşim. Dört ne ya? başlarımdan böyle topa de. Bam diye vur topu. Al orta sağdan kaleye vur abi. Ortası santrayı yap 4-0'da kaleye vur. Başlarım de. git birine çift al atıl abi. Bu, bu. Yani sahada 5'e 4 oluyor. Aynen devam ediyor. Bir. Yani maç 2 oluyor. Aynen devam ediyor. 5'te 3 oluyor. 4 oluyor. Aynen devam ediyor. 5-5 oyuncular. Asıl problem 4 yenemek değil. Buna reaksiyon verememek. Ve kredisini sezon sonuna kadarki krediyi sıfıra yakın bir noktaya getirdi bu. Fernando Santos'in siz beni dinleyin abi. Buna Santos'un kalmasına gitmesine tabii ki ben karar vermiyorum ama taraftar gözünde Pendik'ten 4 yemek ne olursa olsun sezon sonuna kadar 5 yaşın tabii ki şampiyonluk için yarışacak bir hedef falan olmasa bile hatta sezon sonuna kadar doğru olan şeyin o işte kadro planlamasını ve oyun altyapısını oturtmak olsa bile Santos'un kredisi sıfıra indirmez ama sıfıra yakın bir noktaya getirdi abi oyundan, taktikten, teknikten, kim oynadıdan, oyuncu değişikliklerinden, bireysel performansa, futbola dair her şeyden bağımsız. Bu kabul, bu sonuç kabul edilemez abi. Rezillik, kepazelik. Beşiktaş yönetimiyle ilgili de şunu söyleyelim artık çok net. Tabii ki hala yeni bir yönetim ama transfer sezonunun içindeyiz. Çok önemli bir sınav takımın bu halini gördükçe insan daha da anlıyor yani. Yanlış hatırlamıyorsam 17-18 gün kaldı. Devrasız transfer döneminin bitmesine. 2 hafta diyelim kabaca çok merak ediyorum nasıl hamleler yapacaklar abi. Geleni gideni yani. Çünkü her bölgede neredeyse eksik var. Hadi iki kenarda yani Semih'le işte sol kenar biraz idare ediyor. Semih alternatif Rebic kullanıyor şu ana kadar. Santos sağda Raşitsa var. Raşitza çok sakatlanan bir oyuncu değil ekstra. O da idare eder orayı ki Gezal da oyuna girdi sonradan. Ama abi Santrafor yok. Orta saha bomboş. Stoper hala Bahtiyar oynuyor stoperde. Ayıp ya. Ayıp abi. Bahtiyar stoper nedir abi? Hadi artık ya. En azından stoper alır insan. Mesela o kadar elzem ki stoper ve bek. En azından onlar bitirilebilirdi abi bugüne kadar. Ön tarafı da bir şekilde hoca halletsin ya da daha düşük skorlu ama savunmayı öne çıkarabileceği bir yapıda Santos idareten götürsün dersin. Ama savunma yok abi. Bir takımın maçı kazanıp kazanmayacağını bireysel performanslar belirleyebilir doğru maça doğru hazırlanmak, doğru taktik, doğru oyuncu değişiklikleri, doğru plan belirleyebilir maçı kazanıp kazanmayacağını. Ama sezon sonunda ligi veya o turnuvayı nerede bitirip bitirmeyeceğini takım savunması belirler abi. Güçlü bir 0-0 belirler. Güçlü bir 0-0 oyunu var mı yok mu o belirler. 1-0 geriye düştüğünde psikolojik olarak düşmemesi belirler. Ya da 1-0 öne geçtiğinde o oyunu mükemmel tutabilmesi belirler takım savunması, topu, oyunu kontrol edebilmek belirler abi sezonları da bitireceğinizi ve lig çok kötü işte şu bu Beşiktaş en kötü dördüncü olur zaten falan diyorduk. Yani ligin ikinci yarısı geldi ve görüyoruz abi yani. Galatasaray Fenerbahçe ile ilgili de söyledim. Trabzon 5 herkes için geçerli bu lig. Artık çok zor. Bugünden itibaren Gaziantep Fenerbahçe maçını gördük. Galatasaray Kayseri maçını gördük. Eksik Kayseri burada neredeyse puan alıyordu. Gaziantep, Fenerbahçe'den neredeyse puan alıyordu. Çok zor kazandı iki takımda ve kötü oynayarak kazandılar yani. Bunlar uçup gitmiş takımlar bir de ligde. E, Trabzon'u, Beşiktaş'ı böyle takımlara karşı çok daha fazla zorlanacaklar. Mutlaka ve mutlaka ligde mevcut kadrosuyla buna Pendik Spor da dahil ki Pendik Spor, Galatasaray ve Fenerbahçe hariç Bence diğer oynadığı bütün maçlarda ciddi bir bireysel hücum tehdidi sayısıyla maça çıkıyor. Erencan çok formda sezon geçiriyor. Umutlu Eri iki maç iki gol. 3 günde iki gol attı hemen. Tiam zaten mükemmel oynuyor abi. Direkt gol krallığına oynuyor Tiyam. E Michio bu böyle takımlar için büyük fırsat. Savunmada işte Alparslan Rasul oynuyorlar. Daha idareten. Solbek Sol bek fena bir sol bek değil. Savunması iyi değil ama. E, Erdem işte kaleci Erdem. Orta sahadaki İbrahim Halil. Hani bunlar da zaten süperlik oyuncuları yani. Kapel öyle. Kenardan gelen. Turan fena bir alternatif değil. Endri çekici fena bir alternatif değil. Ki daha da dediğim gibi Wellington gene Süper Lig'de hani bu seviye takımlarda mutlaka iş yapar. Lusamba ve Eze. Hatta Ahmet Aslan. Bunlar da yok şu an. Eksikleri Pendik'in yani. Pendik hakikaten Galatasaray'a Fenerbahçe hariç her maçta büyük problem çıkartır bu yapısıyla. Direkt hücum var. Çünkü hani hiçbir şekilde topla oyalanmıyorlar. Çok standart ve benim Süper Lig'de hakikaten görmeyi özlediğim bir 4-4-2. Ama Beşiktaş bunu hakikaten üzülerek de söylemek lazım. Beşiktaş maçı Pendik'in bu oyun şekline bir şey deniyor Ivo Vier. Hani elde bu kadar forvet var. Ulan ne yapabilirim? Bir 4-4-2 deneyeyim dedi muhtemelen. Abi Beşiktaş kıstas değil. Bu Beşiktaş bir test maçı değil abi. Onu da söyleyeyim Pendik'le ilgili. Dördüncü dakikada Umut Nayir'in attığı gol. Ekstra bir gol. Evet. Ama oyun anlamında da yani şurada Cenk'in kaçırdığı bir pozisyon. Ondan sonra diğer aynı neredeyse birebir pozisyon. Bu sefer savunma direkt geldi korner attı. Beşiktaşlı oyuncular topu buraya birkaç kere bile olsa getirdiler. Ama hem bitirirken, hem topla oyunu kontrol etmeye çalışırken, hem savunmadayken o kadar konsantreler ve kalitesizler ki abi yetmiyor, yetmiyor. Bazen yetmez abi, yetmiyor. Kapasite yetmiyor. Ne fizik, ne teknik, taktik, ne yetenek ne de psikolojik. Oyuncuların bireysel olarak yetmiyor. Ya bunu çok iyi anlamak lazım yani. Ya Getson Fernandez'i on numaraya attı abi mecburen hücumda falan. Bazen işte böyle yerleşler. Demirege geliyor ilk topu alıyor. Demirege'nin bu fizikle Süper Lig'de oynama şansı sıfır. Bak sıfır. Bu fizikle. İkinci yarında zaten hemen başında Demirege gez alamlesini yaptı hoca. Tayfur Getson'a döndü. Raşit merkeze gitti. Ki Raşit geçen sene Okan Hoca Icardi'nin arkasında denemişti. Çok kötü bir fikir değil. Ama Rashissa Icardi'nin arkasında oynamıştı. Hem de geçen seneki Icardi'nin. Yani bugünkü Cenk'in arkasında pek bir şey ifade etmiyor Rashissa'nın böyle oynaması ki. 66'da da Cenk ve Semih'i. Bak gol lazımken bu hamleleri yapması Santos. Santos da anlıyor aslında. Yani mesela Cenk artık bu takımda oynamaz. Muleka ve Rebic oyuna girdiler. Ben Rebic Semih ikilisinin en önde konumlandığı bir Beşiktaş'ı görmek isterim mesela. Yapı olarak. Halil'in golü hemen ardından 2-0'dan sonra tabii Eren Can'ı çıkarıp Tiam öne Endri Çekici sol kenara. Bu da mesela iyi bir yapı. Tiam'ın golü. Peşine Sequeira'nın golü. Ve 4 oldu abi maç. Yani zaten 70'ten 82'ye geldiğimizde maç 4'tü. Necip Tayfur hamlesi. Ve peş peşe 4 hamle. Birden Pendik'ten Alparslan, Umut Nayir kenara geldiler. Tiam kenara geldi ve Halil Bunlar kenara geldiler. Kappel girdi, Türam girdi, Diaby girdi ve Murat Akça son hamlesiydi. 4-0 mükemmel bir galibiyet ve ligin devamı içinde Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hariç diğer bütün maçlarda aynı yapıda bir 4-4-2'yi görürsek merak uyandıracak. Lige seyir kalitesi, seyir zevki katabilecek bir yapı vaat etti bugün. Her ne kadar Beşiktaş'ın pek test maçı olacak bir havası olmasa bile Pendik Spor için Ivo Vieira'yı bir tebrik edelim. Bu bir iki. Beşiktaş'la ilgili çok net. Yönetimin kısa vadede en büyük sınavı başlamıştır abi. Artık çok net. Çünkü böyle durumlarda, böyle maçlardan sonra genelde bir teknik direktör değişikliği olur. Ve o gaz alınır. Teknik direktör değişikliği kriz anında teknik direktör değişikliğiyle gaz alma kartını oynadı yönetim. Beşiktaş yönetimi. Ellerinde tek bir fırsat var. O da önümüzdeki yanlış gene olmasın. Hani 17-18 gün içinde diye bilecek biliyorum. Devras transferi. Bu kartı olabilecek en doğru yapıyı kuracak şekilde kullanmak zorundalar abi. Tek şansları bu. Çok net söylüyorum yani. Sezon sonu kongreye gider Beşiktaş. Sezon sonu Beşiktaş kongreye gider sadece maddi ödemeler işte orada ödemeler yapıyor Beşiktaş'ın borcu var şuyu var bu. Abi bor çok borcu varsa her yönetimde bu borçtan alıyorsa dernek şu bu satın abi Beşiktaş o zaman. Beşiktaş satılır o zaman. Yani her gelen giden bu borçtan ağlayacaksa Beşiktaş satılır o zaman. Bitti. Öyle Yok o zaman. Öyle bir şey yok yani. Taraftar bunu anlamaz. Anlamaması da lazım zaten. O kadar da değil. Kulübün borcunu da taraftar düşünmesin abi. Transferi yapın. Fernando Santos'un eline en azından eleştirebileceğimiz bir kadro verin. Ama asla ve asla Santos için bak krediyi sıfıra indirdi demiyorum. Ama sıfıra yakın bir yere çekti abi. Beşiktaş pen diye 4-0 yenilmez artık. Yuh falan yani. Yuh artık. O kadar da değil abi. Yani bugün Cenk'in yani işte Demiregen'in oynadığı ya, Tayfurları işte arkada Zaynuddin o ya çocuk o kadar Umut, Onur falan bunları say Mert. Mert gene çok kötü mesela bugün. Ama Mert'in hani bu sezon çok kurtardığı pozisyonlar da var. Bu hani berbat Beşiktaş'ın parlayan birkaç bir şeyinden bir şey. Biri Mert. Bir Oyuncu dostundan biri. Yani Semih'in bugün. Semih de çok kötü. En kötü maçı. Ama ben yapı ile ilgili merkez orta sahada işte Maziamet sezonu kapadı. Hem Salih'in takasla adı geçiyor. Ki bunlardan da çıkıp Orta sahayı nasıl dolduracaklar onu çok merak ediyorum. Beşiktaş'ın ben göreceğim şimdi Samet Aybaba'nın sportif direktörlüğü ben şimdi göreceğim. Bakayım kadro mühendisi mi yoksa Beşiktaş'a Beşiktaş'ın evladı, camianın çocuğu saçmalığından, zırvasından dolayı mı getirilmiş? Onu şimdi göreceğim ben işte. Bu orta sahayı, bu hücumu, bu bekleri, stoperi falan nasıl kurgulayacak? Nasıl kadro planlaması yapacak? Göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Sadece ve sadece iki haftanız var abi. Bu kadroyu düzeltip en azından topu Santos'a atmak. Şu an topu Santos'a atmayız. Çünkü kadro rezil durumda abi. Bunu da kabul etmek lazım. Böyle maçlarla ilgili ben de, demin de dediğim gibi Santos'un basın toplantısından çok lafı uzatmayıp özür dileyip basın toplantısını bitireceği bir an ve gece bekliyorum diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.